Şevketi Bostan nedir? Faydaları nelerdir? Kutsanmış deve dikeni olarak da adlandırılan Avrupa'nın birçok bölgesinin yanı sıra, İran'ın doğusundan Akdeniz havzasında yetişen ve özellikle yemeklerde kullanılan bir bitkidir. İnsan sağlığına katkısı olan faydaları sayesinde, tercih edilen bitkiler arasındadır. Bilimsel adı Geinicus benedictus olan şevketi bostan otu, tüylü, kara hindiba benzeri yaprakları ve sarı çiçekleri ile tanınan, 60 cm boyunda yıllık dikenli bir bitkidir. Tarihsel geçmişine bakıldığında, Orta Çağ'dan itibaren, hıyarcıklı veba tedavisinde kullanılmıştır. Günümüzde ise en önemli yararı olarak, emziren annelerin sütünü artırması olarak görülür. Ne işe yarar? Öncelikle, sindirim sistemini korur. İçeriğindeki Geinicin bileşiği sayesinde sindirime yardımcı olan tükürük ve mide asidi üretimini destekler. Balgam söktürücü özelliği vardır. Mukusun gevşemesi ve incelmesine yardımcı olması nedeniyle balgam söktürücü bir etki yaratması söz konusudur. Cilt enfeksiyonlarına karşı etkilidir. Antibakteriyel özelliğiyle ciltteki yara ve kesiklere karşı mücadele eder. Faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Annenin prolaktin seviyesini yükseltmesi sebebiyle, emziren annelerin sütlerinin artmasına yardımcı olan ve anti-inflamatuar özellikleri bulunan şevketi bostan otunun faydaları, şunlardır. Sindirim sistemini destekler. Gaz problemini gidermeye yardımcıdır. İltihap azaltıcı etkisi bulunur. Karaciğer sağlığını korur. İştah artırır. Hazımsızlığı tedavi edebilir. Safra kesesi rahatsızlıklarına iyi gelir. Antikanserojen özelliği olabilir. Soğuk algınlığı ve gribe karşı etkilidir. İshal tedavisinde kullanılır. Emziren annelerin süt üretimini arttırmaya yardım eder. Nasıl kullanılır? Özellikle emziren annelerin sütlerini artırıcı etkisiyle bilinen şevketi bostan otunu, saf bitkisiyle birlikte, çay formunda da tüketmeniz mümkündür. Bunlarla birlikte şevketi bostan otunu kapsül şeklinde edinebileceğiniz gibi, sıvı haliyle de satın alıp kullanabilirsiniz. Ayrıca yemeklerde kullanımı da yaygındır. Çayı nasıl hazırlanır? Şevketi bostan otu çayı için, 1 ila 3 çay kaşığı olacak şekilde kurutulmuş bitkiyi, bir bardak sıcak suda 10 dakika boyunca demleyin. Demlendikten sonra kullanıma hazır olarak tüketebilirsiniz. Zararları nelerdir? Yan etkileri var mı? Sağladığı faydaların, daha güçlü bir şekilde etki edebilmesi için, çay formunda daha sık tüketilen şevketi bostan otunun, potansiyel yan etkileri mevcuttur. Bu yan etkileri şöyle sıralayabiliriz. Mide bulantısı ve kusma meydana gelebilir. Alerjik reaksiyon ortaya çıkabilir. Rahim kasılmaları yapabilir. Mide ve bağırsakları tahriş edebilir. İçeriğindeki yüksek miktarda oksalat sebebiyle, bazı kişilerde böbrek taşına sebep olabilir. Kimler kullanmamalıdır? Emziren annelerin, süt üretimine destek veren şevketi bostan otu, hamile annelerin rahim kasılmalarını tetikleyebilme ihtimalinden dolayı, dikkatli bir şekilde kullanılmalı veya kesilmelidir. Bununla birlikte alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebileceği için, alerjisi olanlar, düzenli ilaç kullananlar ve kronik hastalığı olanlarla, Crohn, kolit ile birlikte, çocukların kullanımı tavsiye edilmez. Nasıl tüketilir? Özellikle, aktarlardan satın alıp sıcak suda demleyerek çay olarak tüketebilirsiniz. Nerede bulunur? Ülkemizde Ege, Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yetişir. Özellikle İzmir çevresinde, sıklıkla görülür. Ne zaman yenir? Sonbahar mevsiminin son ayında yetişmeye başlar. Sezonu ilkbaharın başlarına kadar devam eder. Kasım ayından itibaren, taze bir şekilde pazar tezgahlarında bulabilirsiniz. Videomuzu burada noktalıyoruz. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız, lütfen beğenerek paylaşmayı, yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.